Elimizde bir miktar metan ve moleküler klor olsaydı hangi tür bir tepkimi oluşturabileceğimizi düşünelim. Bunu kendi haline bıraksaydık ve ısıtmasaydık veya bu tepkimeye UV ışığı tutmasaydık neredeyse hiçbir şey olmazdı. Çünkü bu moleküllerin ikisi de bulundukları halden memnundur. Fakat buna ısı ekleyebilseydik, atomları ve molekülleri daha fazla titreştirip birbirlerine çarptırsaydık veya UV ışığı formunda enerji ekleseydik, bu klor klor bağlarının bazılarının kırıldığını görürdük. Burada tüm bağlar arasında en zayıfları bunlar, yani kırılmaya en yatkın olanlar. Peki, şimdi buraya biraz ısı eklediğimizi farz edelim. Ne olurdu? Bakalım. Klorların her birinin değerlik elektronlarını çizelim. Bu klorun 7 değerlik elektronu var. Şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu klorda da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerlik elektron var. Bu tepkimeye ısı eklediğinizde, yani bunların birbirinden ayrılmasına ve bu bağın bozulmasına yetecek kadar ısı eklediğinizde bu bağ bozulacaktır ve klorların her biri bağın kendine düşen kısmını alacaktır. Sol taraftaki klora bakalım. Yani kendi elektronunu alacaktır. Dikkat ederseniz yarım ok olarak çizdim. Bu da bu elektronun bu klora geri döneceği ama diğer mor renkli elektronun sağdaki klora gideceği anlamına geliyor. Aslında bana kalsaydı böyle çizerdim. Önce şunu silelim. Bu şekilde oku elektronun oradan başlatarak elektronun klora geri döndüğünü gösterirdim. Fakat genellikle bağın yarısından itibaren ok çizilir ve bağın tüm atoma gittiği ifade edilir. Pekala, bu gerçekleştikten sonra durum nasıl olur? Metanımız hala burada olacak, yani tam olarak tepkimeye girmedi. Metanımızı çiziyorum, işte burada. Ortada karbon ve ona bağlı hidrojenler var. Tüm bunlar sisteme enerji eklediğimiz için gerçekleşti. Yani bu bağı kırabildik ve moleküler klor iki ayrı klor radikaline ayrıldı. Bir tane solda var, bir tane ise sağda var. Şimdi soldakinin değerlik elektronlarını çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elektron. Ortaklanmamış elektron sol tarafta olsun diye tersinden çizdim. Ardından sağdaki klora girelim. Onun da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlik elektronu var. Bu ikisinden her birinin bir ortaklanmamış elektronu var. Yani bunlar son derece reaktiftir. İşte ortaklanmamış elektronu olan ve çok reaktif olan moleküllere serbest radikal adını veriyoruz. Bu ikisi de serbest radikallerdir. Böylelikle bu videonun konusuna da gelmiş oluyoruz, öyle değil mi? Evet, bu ikisi de serbest radikallerdir dedik. Büyük ihtimalle serbest radikal kelimesini daha önceden duymuşsunuzdur. Ama artık her yerde bundan bahsediliyor. Beslenme ve gıda açısından serbest radikaller pek sevilmez. Kimyada da temel prensip tam olarak aynı. Tabii serbest radikal deyince ille de klordan bahsetmek zorunda değiliz. Ortaklanmamış elektronları olan moleküllerden herhangi biri olabilir. Bunlar bazı hücrelerinizin hatta DNA'nızın mekanizmasıyla tepkimeye girerek kansere yol açabilecek mutasyonlara sebep olabilirler. Bu yüzden vücudunuzda serbest radikal bulunmaması gerektiği söylenir. Tabii serbest radikal oluşması için bazı aşamalar gerekli. Burada bağı kırmak için sisteme enerji ekledik. Yani başlangıç ya da inisiyasyon adımı olarak adlandırdığımız bir adımı başlattık. Hemen yazalım. Enerji eklediğimiz için endotermik bir tepkime olacak. Burada da başlangıç adımını görüyorsunuz. Serbest radikal tepkimelerinde genel olarak göreceğimiz önemli bir şey var. Tepkimeleri başlatmak için enerjiye ihtiyacımız var. Ama tepkime başlar başlamaz da zincirleme tepkimeler oluşur. Burası çok önemli. Yani serbest radikallerden bir tanesi bir diğeriyle tepkimeye girdiğinde diğer bir serbest radikal oluşturur ve hepsi tepkimeye girene kadar bu böyle devam eder. Bu yüzden serbest radikaller biyolojik sistemler için çok tehlikeli ve kötü olabilir. Peki bunlar nasıl tepkimeye girerler? Buradaki klor bir başkasıyla eşleşmek ister. Belki bu metanın yanından doğru bir şekilde yeterli enerjiyle geçerse yalnızca protonu değil hidrojenin tümünü karbondan alabilir. Hidrojenin elektronlarını kullanarak hidrojenle bağ yapar. Bunlar eşleşirler ve bir bağ oluştururlar. Hidrojen bir elektron verecektir, değil mi?
Ayrıca dikkat ederseniz yine yarım ok çiziyorum. Yani hidrojen elektronu başkasına vermiyor. Öyle olsa tam ok olurdu. Hidrojen elektronunu bağın yarısına veriyor. Klor da aynısını yapar. Bunu maviyle çizelim. Buradaki değerlik elektronu bağın yarısına verilir ve böylelikle aralarında bir bağ oluşur. Ve buradaki bağ bozulur. Yani bu sol taraftaki karbon elektronunu geri alır. Peki bu gerçekleştikten sonra her şey nasıl görünür dersiniz? Metanımız artık metan değil. Yeni yapıyı çizelim. Artık 3 hidrojenimiz var ve karbon elektronunu geri almıştı. Bu artık serbest radikal. Yani ortaklanmamış reaktif bir elektrona sahip. Hidrojen ve bu klor bağ kurdu. Bu kloru çizelim. Buradaki elektronu tek başına duruyor. Diğer 6 değerlik elektronu da burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Pembe elektronuyla birlikte hidrojenimiz var ve bağa katkıda bulunuyor. Bunlar artık birbirlerine bağlılar. Bu klor artık serbest radikal değil fakat buradaki hala öyle. Kopyalayıp yapıştıralım. Evet, süper oldu. Fark ettiyseniz bir serbest radikal tepkimeye girdi. Diğer bir serbest radikal oluşturdu. Bu yüzden buna ilerleme yani propagasyon adımı diyoruz. Buradaki adımın adı ilerleme adımı. Yani bir serbest radikal tepkimeye girdi ve bir tane daha oluşturdu. Şimdi bu serbest radikal muhtemelen ne yapar? Diğer klorla tepkimeye girer diyebilirsiniz. Fakat önce bir düşünelim. Bu çözelti içinde bu moleküllerden milyarlarca var. Yani bunun tam olarak bu diğer serbest radikalle tepkimeye girmesi ihtimali aslında çok düşüktür. Özellikle moleküllerin çoğunun hala ya metan ya da moleküler klor olduğu ilk adımlarda. Yani bunun diğer bir moleküler klorla karşı karşıya gelme ihtimali tepkimede oluşan ilk serbest radikallerden birine denk gelme ihtimalinden çok daha yüksektir. Diğer bir moleküler klor dediğimiz kloru çizelim. İşte böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron var. Burada bir bağ var. Doğru şekilde karşı karşıya gelirlerse bu elektron sürece dahil olabilir. Yine bu serbest ortaklanmamış elektron da verebilir. Ve bu CH3 yani karbon serbest radikali veya metil serbest radikali bu klorla bağ oluşturur. Her şey bundan sonra nasıl görünür dersiniz? Burası artık klora bağlı olduğu için klorometan olmuştur. Çizelim. Karbon, hidrojen, hidrojen, hidrojen. Şu klora bağlı. Elektronları çizeyim ki her şeyi güzelce takip edebilirim. Burada mor renkte elektronumuz var. Yine 7 değerlik elektronu olan klorumuz var. Bunlar artık bağ kurdu ve burası klorometan oldu. Şimdi bir tane daha serbest radikalimiz oluştu. Çünkü buradaki bağ kırıldığı için sağdaki klor elektronunu geri aldı. O artık bir serbest radikal. Serbest radikal oluştuğuna göre buna da ilerleme adımı diyoruz. Yazalım. İlerleme. Baştaki serbest radikalimiz hala burada duruyor. Onu da kopyalayalım. Yani bu tepkimeler gerçekleştikçe daha da serbest radikal üretmeye devam ediyoruz. Nihayetinde elimizde metan ve moleküler klor kalmayacak. Yani bunların tepkime ihtimalleri daha düşük olacak ve etrafta daha fazla serbest radikal bulunacak. Serbest radikal yoğunluğu yeterince yükseldiğinde bunların birbirleriyle tepkimeye girdiklerini görebilirsiniz. Bu adım serbest radikallerin veya serbest olmayan radikallerin çoğu ortadan kaybolana kadar birçok kez gerçekleşir. Ama elimizde çoğunlukla serbest radikallerden oluşan bir karışım olduğunda şöyle şeyler görürsünüz. Hemen çizelim. Mesela metil serbest radikalini görürsünüz. Şu şekilde çizelim. Ayrıca başka bir metil serbest radikali ile bunun bağ oluşturmak için elektron paylaştığı bir tepkimeye girdiğini görebilirsiniz. Bu bağ oluşur oluşmaz etan elde ederiz. Bunu da CH3 H3C olarak yazabiliriz. Evet, sonuçta böyle bir şey elde edebilirsiniz. İki serbest radikalin kısmen birbirlerine götürdüğü türden bir adımsa sonlanma ya da terminasyon adımıdır. Çünkü bu noktada çözeltideki serbest radikal yoğunluğu azalmaya başlar. Fakat bu yalnızca serbest radikal yoğunluğu çok yükseldiğinde olur. Aynı zamanda bazı klorların birbirlerini götürdüğünü görebilirsiniz. İki klor serbest radikalini şöyle çizelim. Yanlarına da yalnızca ortaklanmamış elektronu çizeceğim.
Bunlar birbirleriyle bağ yapıp yine moleküler klor oluşturabilirler. Bu da yine sonlanma adımıdır. Veya metil serbest radikali ve klora benzer bir şeyi görebilirsiniz. Kısaca şu şekilde yazayım. H3C. Metil serbest radikali ve klor serbest radikali tepkimeye girip klorometan yani H3C-Cl oluşturabilirler. Bunların hepsi işte serbest radikal yoğunluğu çok yükseldiğinde gerçekleşir. Bu tepkime ilerledikçe ve ilerleme adımları devam ettikçe bir başka şey de olabilir. Elimizde hali hazırda klorometan var. Şöyle çizelim. Bundan yeterince olduğunda serbest radikal klorun bununla tepkimeye girme ihtimali artar. Yani bu moleküle bir klor daha ekleyebilir. Bunu da şu şekilde yapar. Hemen gösterelim. Buradaki klorun serbest elektronu buradaki hidrojenle bağ oluşturur. Her ikisi de elektronlarını bağa katmış oldu. Ardından karbon kendi elektronunu geri alır. Bunların hepsi yarım ok. Dikkat edin. Elimizde hidrojenle bağ kuran klor kalır. Bu artık serbest radikal olacaktır. Fakat klorlanmış bir serbest radikal olacaktır. Hemen çizelim Cl. Burada serbest elektronu var ve hidrojen ve diğer hidrojeni de ekledik. Bu ardından başka bir klor molekülüyle tepkimeye girebilir. Bağa bir elektron verir. Bu da aynısını yapar. Evet, bağa bir elektron verildi ve ardından buradaki klor elektronunu geri aldı ve serbest radikal oldu. Ardından elimizde ne kalır? İki kloru olan metan yani Cl ve Cl ve iki hidrojen. Bu tepkime bu şekilde devam edebilir. Bunların yoğunluğu arttıkça bunun diğer bir klorla tepkimeye girme olasılığı artar. Tabii ki burada klor da bir başka serbest radikale dönüşür. Kısacası burada size göstermek istediğim temel fikir şu. Serbest radikal tepkimesinin başlaması için bu klor-klor bağını bozmak için ilk adımda enerji gerekir. Bu olduktan sonra bunlar çok reaktif olduğu için diğer şeylerle tepkimeye girmeye başlarlar. Bu olurken de daha fazla serbest radikal ortaya çıkar. Yani bir zincirleme tepkime başlar. Sonuçta bunun gerçekleşmesi için enerji gerekti. Buradaki ilerleme adımı da bir miktar enerji gerektirdi. Fakat neredeyse nötrdür. Bu bağ kırmak için enerji gerekir. Ama bu bağ oluştuğunda ise enerji açığa çıkar. Yani hala bir miktar enerji gerektirir. Ardından buradaki adımda tepkime egzotermik hale gelmeye başlar. Özellikle sonlanma adımlarına geldiğinizde bol miktarda enerji açığa çıkar. Sonuçta bu tepkime enerji açığa çıkaracaktır. Fakat başlaması için bir miktar enerjiye ihtiyaç vardır.